Neden insanlar artık birbirlerine karşı muhabbet duymuyorlar? Neden insanlar arasındaki güven duygusu zayıfladı, soğukluk, sevgisizlik oluştu? Neden artık insanları birbirleriyle kaynaştıran, aralarında adeta akrabalık bağı gibi güçlü bağlar kuran o sıcak ilişkiler yok? Bunun sebebini hiç düşünüyor musunuz? Eskiden insanlar arasındaki ilişkiler bugünkü gibi değildi. Herkesin üzerinde daha mazlum bir ahlak hakimdi. Ama şu an çoğu insan arasında soğuk, mesafeli, şüpheci, maddiyatçı bir bakış açısı var. Tabii ki herkes bu şekilde değil. Konunun genel mantığının iyi anlaşılması, bu zihniyetin devamı halinde toplum ve insanlık için nasıl tehlikeli sonuçlar doğuracağını anlatmak için böyle kesin hatlar çiziyorum. Yoksa özellikle İslam ahlakını yaşamaktan asla vazgeçmeyen Anadolu halkımızın üzerinde Kur'an ahlakının tüm inceliklerini görmemiz hala mümkün. Peki, adına modern dünya görüşü denen bu seçim insanlığa neler kaybettirdi? Sevgi, fedakarlık, merhamet gibi duygular önemini çok yitirdi. Bencillik duygusu gelişti. Sanat anlayışı kabalaştı. Bir bakın dünyaya. Eski sanat yapıları ve bunları yapacak yetenekte hiçbir sanatçı yok şu an. İnsanlar arasında öfke, gerilim, nefret duygularının alevlenmesi an meselesi oldu. Alttan alma, karşı tarafın kusurlarını örtme gibi ince ahlak gerektiren davranışlar neredeyse unutuldu. Çoğu insan birbirine karşı ön yargılı, sevgisiz, temkinli ve korkak yaşıyor. Bazı çevrelerce nezaketli, ince düşünceli, karşı tarafa saygı duyduğunu ifade eden güzel tavırlar göstermek küçümseniyor. Karşısındaki kişiye önem vermediğini ifade edecek tavırlar ise makbul görülüyor. Zora düşen bir insanın halinden anlama, hastaya şefkat gösterme, ihtiyaçlarını hissettirmeden temin etme inceliği neredeyse unutuldu. Hatta çoğu zaman bu tip yaklaşımlar saflık, akılsızlık gibi cahiliye terimleriyle adlandırılıyor. Yalan söylemeyen dürüst insan sayısı çok azaldı. Yolda giderken güzel bir ifadeyle yüzünüze gülümseyen, tanımasa da hayırlı akşamlar diyerek yanınızdan geçen bir insana rastlıyor musunuz? Ya da bir asansöre bindiğinizde insanlara hayırlı günler demeyi bir deneyin. Hemen hiç kimse size cevap vermeyecektir. Oysa Kur'an ahlakında selam verildiğinde daha güzeliyle selam vermek farzdır. Allah kulları için sıcakkanlılığı, güzel sözlü olmayı, sevgiye, saygıya açık bir kişilikte olmayı güzel görürken, günümüzde insanların büyük bir çoğunluğu bu ahlaktan uzaklaştılar. Din ahlakından uzaklaşınca modern görüneceklerini, mutlu, huzurlu olacaklarını zannettiler. Oysa sonuç hiç de öyle olmadı. Bu yanlış seçim toplumlara sevgisizlik, yalnızlık, mutsuzluk olarak geri döndü. İnsanlara Allah korkusu, Allah sevgisi öğretilmediği için toplumlarda her türlü kötülüğü rahatlıkla yapabilecek vicdanı zayıf insan modelleri oluştu. Unutmayın, bir insan için en uygun ahlak kesinlikle Kur'an ahlakıdır. İnsan ancak Kur'an ahlakını yaşayarak mutlu olabilir. Aksinde kısa sürede tüm canlılığını, güzelliğini yitirir. Gerçek dostluğun, gerçek sevginin, gerçek samimiyetin tek yolu Allah'a samimi olarak inanmak ve Allah'ın en yakın dostumuz olduğunu fark etmektir.